Evet sevgili dostlar arkadaşlar, yeni bir YouTube videoma daha hoş geldiniz. Bugün konuğum Hasan. Hasan benim öğrencim, aynı zamanda hemşir, değil mi? Yani hemşire değilsiniz siz. Hemşirenin erkeğine hemşir deniyor. Yani önceden sağlık memuruydu, sonrasından hemşir olarak. Hemşir olarak ama geçti. Resmiyette tam olarak değil ama hemşir olarak adlandırılıyor. Resmiyette hemşire misin? Hemşire olarak. Hemşire yani. Olarak. Şey, toplu adı genel anlamda hemşire olarak. Hemşire olarak geçiyor. Hangi hastanedeydin? Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir'de. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyor. Kendisi benim uzaktan eğitim öğrencim. Aynı zamanda da arada bir antrenman yapmaya geliyor yanıma. Bugün de güzel bir antrenman yaptık. Bu antrenman videosunu da paylaşacağım zaten. Antrenmandan sonra kendisi de hemşire olduğu için sporcu sağlığıyla alakalı biraz kendisiyle söyleşelim istedim. Şimdi arkadaşlar, biz sporcular yoğun aktivitelerde bulunduğumuz için ekstradan, dışarıdan almamız gereken mineral, vitamin takviyeleri oluyor veya da çeşitli takviyeler oluyor. Bunları normal bir insan, normal sedanter bir birey, spor yapmayan bir birey dışarıdan yediği etle ya da yediği sebzelerle, salata, yeşilliklerle, bunun gibi doğal yetişen sağlıklı gıdalarla bazı vitamin, mineral, enerjiler ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar bir kısmını. Şimdi biz sporcular ekstradan yüksek performans gösterdiğimiz için dışarıdan muhakkak bu bazı takviyeler almamız gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi kullandığımız takviyelerden, mineral vitamin gruplarından, efervesan C vitaminlerinden başlayacağız. Enjekte olarak yapılan C vitaminleri, B12 vitaminleri var. Bir de damar yoluyla yapılan B12 şeyler var. Bir de glutatyon olayı var. Glutatyon olayına hakim misin? Glutatyon olayıyla da alakalı birazcık bahsedeyim. Şimdi bunların farkı nelerdir? Yani biz dışarıdan tablet ya da efervesan aldığımızda nasıl geri semptomlar olur vücudumuzda? Enjekte yoluyla aldığımızda, iğneyle aldığımızda neler olur? Damar yolu aldığımızda bunların farkları nelerdir? Şöyle hocam, bilgim dahilinde açıklama yapacağım. Dediğiniz gibi yüksek şeyde kardiyovasküler sistemde spor yapan kişiler biraz önce de gördüler zaten. Attığımız terden dolayı vücuttan attığımız vitamin mineraller daha fazla oluyor normal kişilere göre. Ama normal hayatta aldığınız vitamin size attığınız terle yetebilir. Evet. Çünkü öğünlerinizi tekrarladığınız için onları tekrardan alabiliyorsunuz ama normal sporda attığınız terde çok çok fazlasını attığınız için, hatta magnezyumu bile çok kaybettiğiniz için krap bile girebiliyor. Girebiliyor, doğru. Bunun içinde normal hatta bu sıcaklarda değil mi daha fazla atıyoruz. Normal almanız gereken dozun daha da üstünde almanız gerekiyor. Bunu da komple yiyerek alamayabilirsiniz. Hı-hı. Çünkü yetmeyebilir. Daha fazla yemeniz gerekiyor, yiyemeyebilirsiniz. Hı-hı. Bu sefer ne oluyor? Vitamin takviyelerine geçiyor. Hı-hı. Bu şekilde alabiliriz. Hı-hı. Bunların efervesan formları var, IV formları var, bir de intramüsküler formları var. Hı-hı. Bunların etkileri şöyle, efervesan formlarında belirli bir miktara kadar alabilirsiniz. Çünkü bağırsaktan eminimde dozaj gerekli. İshal ya da karın ağrısı tarzında şeyler yapabilir. Hı hı. Onların günlük alım dozları vardır. Hı hı. Ama IV formlarında, yani damar yolundan alınan formlarında yüksek formda alabilirsiniz. Hı hı. Normal hastalıklarda bile, diyelim normalde 1000 mg alabiliyorsan efervesanda, hı hı. IV formda 5 grama kadar çıkabilirsin. Yani 5000 mg kadar alabilirsin. Hı hı. Bu size herhangi bir karın ağrısı falan yapmaz. Hı hı. Zaten gereksinimini hemen alır vücut. Fazlasını yine idrar yoluyla. Çünkü bağırsakları ya da mideyi kullanmıyor. Aynen. Direkt böbreklerden süzülerek yine gider. O yüzden o hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Yani fazlası yine atılır. İntramüsküler olanları da yavaş emilim olduğu enjekte için yine... Enjekte demek istiyor intramüsküler derken arkadaşlar. Aynen. Açalım onu. Onlarda da yine yavaş emilim sağlandığı için emilimi yavaş olur. Yine bağırsaklarda bir sıkıntı olmaz. Onlara da bir miktar fazla dozda alınabilir. Hı-hı. Ama tabii ki kalçaya yapılıyor, hı-hı, genelde enjeksel olan şeyler. Ama bunların da belirli bir CC'de yapmanız gerekiyor. Çünkü orada ödem de oluşturabilir, evet, bu seferde. Evet. O yüzden onun dozajında ona göre ayarlanabilir. Kalçaya en fazla 5 CC kadar, CC kadar yani yapılabilecek. Benim kalça bence 8 alıyor ama. Kalça büyüyünce benim kalça alıyor 8. Evet. Onun dışında da yani alınabilecek takviyeler, yine dediğiniz gibi C vitamini var, D vitamini var ve bunlar ekstra şey, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Hı hı. Normalde fazla fazla attığınız zaman enerjiniz düşer, hastalıklara yatkınlığınız artar, fazlası da zarar. Enfeksiyona karşı olan dayanıklılığınız azalır ama bunları düzenli bir şekilde alır ve vücudu direnciyle iyi tutarsanız hastalıklara karşı da daha rahat korunur. Ben mesela günde 1000 ya da 2000 mg efervesan C alıyorum. NAC 1200, NAC 900 alıyorum. O da balgam söktürücü, karaciğer temizleme, aynen, özelliği var. Onun yanı sıra böyle sirkeyle, limonla falan güzel bir detoksla güzel bir karışım, aynen, yapıyorum mesela.
D vitaminimi damla kullanıyorum. B12 vitaminini damla kullanıyorum. Damla, yemeğime aynen damlatıyorum. Ondan sonra onun yanında çinko falan alıyorum. Bir de ZM alıyorum. Bir de 10 günde bir dediğim gibi Bemix, Dodex yani 5 miligram C vitamini çekiyorsun enjekteye, 5 miligram o. B12 1 miligram. O ikisini çekip mesela yaparım 10 günde bir de bunu enjekte ediyorum. Hani gayet iyi hissediyorum kendimi yani. Hem hastalıklardan da korunuyoruz. Yani geçen ben hasta olmuştum biliyorsun zaten. Evet, paylaşmıştım. Aynen. O zaman ben direkt damardan B vitamini, C vitamini ve Avildekort. Bunlar damardan aldığınız zaman B vitamini alerjik durum yapabildiği için akıllarımda olsun arkadaşlarım. Evet. Avil kesinlikle yapmalar lazım. Avil direkt alerjiyi önlediği için o etkiyi ortadan kaldırıyor. Avil, alerji Dodex, Bemix. Aynen. B vitamini, C vitamini, Dekort, Avil. Dekortu evet, normal şey olarak da boğaz ağrısına falan da içilebiliyor. Evet, evet. Ama direkt serumun içinde attıkları zaman hem alerjiyi de engelliyor. Ekstra aldığınız doz fazla olsa bile sıkıntı yaratmıyor. Peki size yoğun aktive halinde olan, ağırlık çalışan ya da kardiyovasküler olarak yoğun efor halinde olan sporcuların damardan ya da enjekte yoluyla hangi zamanlarda bunları alması iyi olur? Hocam şimdi sürekli attığımız için sürekli almak gerekiyor. Bu sefer de sürekli damar yolu açtırıp onu sürekli alamazsınız. Evet. Çünkü sıkıntı artık damarlar ya bile yıkanır. Ya ben mesela o dediğimi 10 günde bir yapıyorum. Bu kalçadan enjekte edilebilir 10 günde bir dediğiniz ya da haftada bir. O haftada bir ne, bir hafta kullanır mı onu sistem? Yani haftada bir yapabilirsiniz. Yani kendi durumunuza bakaraktan haftada ikiye çıkartabilirsiniz. Enjeksiyon çok şey yapmaz, sıkıntı yaratmaz ama sürekli damar yolu açılacağı için o damarlar sıkıntı da yıpranadığından dolayı bence kalçadan yani her zaman 1 milyon vuracak yer var yani. Aynen. Yani bu peki enerjimiz düştüğünde bu bağışıklık sistemine de destek veriyor. Müthiş derecede. Özellikle B vitaminini tavsiye ederim. B12. B12 çok iyi. O hangisiydi? Dodex miydi? Bemix. 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 Arkadaşlar bunlar bakın önemli konular. Okey, ağırlık kaldırıyorsunuz, pirinç tavuk yiyorsunuz, yumurta yulaf yiyorsunuz ama yanı sıra bunun yanı sıra muhakkak sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü mesela her zaman böyle katı beslenme de vücutta pH dengesini bozuyor. Aynen. Vücudun asidik yük bindiriyor vücuda. Bunun yanında mineraller ve vitaminler bu asidik yükü alıyor. Kesinlikle vücuttan olması gerekiyor. Yani onlar dediğiniz gibi gidiyor. Bu sefer takviye yapmazsanız daha farklı sıkıntılar çıkartabiliyor ortaya. Yani mesela sitrilinde testosteron hormonunu yükselten bir etken madde var diye bir tane kocaman 10 kiloluk karpuzu yiyemezsiniz. Yani. Dolayısıyla sitrilini dışarıdan almanız lazım. Ya da bizim 5 miligram C vitamine ihtiyacımız var diye tutup 3-5 kilo salata yeşillik yiyemiyoruz. Yani. O yüzden dışarıdan alın. Mesela bizim normalde BCA gereksinimiz 5 günlük 5 ya da 10 gram. Şimdi 5 ya da 10 gramı biz etten alsak 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo et yememiz lazım. Aynen. O yüzden de biz dışarıdan alıyoruz ki hani sporcular yoğun efor sarf ettikleri için bu şekilde dışarıdan supplementlerle ya da mineral, vitamin takviyeleriyle bu şekildeki ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yani glutatyon olayı var. Glutatyon da yenilemeye, hücre yenilenmesine falan yardımcı oluyordu. O da toparlanmayı sağlıyor. Aynı glutamin gibi vücudun toparlanmasına yardımcı oluyor. Genelde de için cildin güzelleşmesi için kullanılır genelde. Hücreleri yenileme hızı yüksek olduğu için glutatyon da bu işe yarar. Ekstra zaten bağırsak sistemine de yardımcı olur. Evet. Toparlanmasına yardımcı olur. Yani bu da kullanılabilir. Ekstra glutamin dediğiniz gibi spor sonrası kasların yenilenmesine çok yardımcı oluyor. Bir de glutamin ve arjinini saf halini hastanede hastalara da veriyorlar. Aynen, tedavide kullanılıyor. Tedavide kullanılıyor bunlar? Ya protein kaybı olanlarda oluyor. Ondan sonra sürekli yatan hastalarda kas kaybı gelişiyor. O yüzden dolayı kas kaybından dolayı hücrenin yenilenmesini sağlaması için glutamin kullanılıyor. Arginin kullanılıyor. Arginin ekstra enerji de verdiği için enerji düşüklüğüne enerjisinin artmasını da sağlıyor. Bunlar için kullanılıyor. Bir de L-karnitin dahi kullanılabilir. Arginin bir de growth hormonu da yükselttiği söyleniyor. Testosteron hormonuna da iyi geldiği söyleniyor. Ama bunları tabii ki alın kutuyu kafaya dikin demiyoruz arkadaşlar. Tabii ölçeği var. Bunların ölçeği var, zamanlaması var. Hani gereken eforu sarf etmezseniz, sağlıklı beslenmezseniz bunları kullanmanız direkt zaten yok, çöp olur. Şöyle yani eğer yüksek
kardiyovasküler sistemi gerektiren spor yapmıyorsanız ve oturduğunuz yerden bunlar içiyorsanız bu sefer vücutta birikecektir onlar. Bu sefer daha farklı sıkıntı organ çıkartacak. Sağlığını bozacak. Direkt organ, çünkü böbreklere yüklenecek. Bu daha çok sıkıntı. Onun için 4 litre su içmen gerekiyorsa 8-10 litre içmen lazım ki atabilsin. Aynen. Ve onu da yapamayacağın için bu sefer ne olacak? Vücut da birikecek. Bu da sana senin sağlığından edecek. Ama yüksek oranda spor yapıyorsan zaten bunu atacağın için aldığın şeyi tekrar vücut kullanacak, fazlasını atacak. Hı-hı. İçtiğin suyla da zaten böbrekler temizlenmiş olacak. Yani sana çok bir sıkıntı çıkartmayacak. Peki bu sporcuların kullandığı, yani efor daha yüksek performans sağlamak için ya da daha yüksek eforlara ulaşmak için kullandığı bazı kardiyak sistemi etkileyen ölümlere kadar giden bazı ilaçlar var. Aynen. İşte klambiterol gibi, efedrin gibi, ventolin gibi ilaçlar. Bunlar ne tür problemlere sebebiyet veriyor? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor insanların? Ventolin taşikardi yapıyor. Yani klambiterol ve ventolin. Aynen, nebulle alındığı için zaten, ama taşikardiye sebep oluyor ama çok çok büyük oranda olmuyor zaten. Onların belirli bir ölçeği var ya da hastanın durumuna göre yazılıyor zaten. Hı hı. Kafanıza göre kullanmamanız gerekiyor. Hı hı. O dozlara göre yazıldığı için yüksek oranda olmadığından dolayı yani o çok etkilemeyebilir, ama efedrin ve klambiterol güzel etkiliyor. Evet. Özellikle efedrin direkt kalbe taşikardiyi yüksek oranda arttırdığı için yani yüksek 180'lere bile nabzı vurdurabiliyor. Evet. Bu da kalbi yoruyor, kalbin yükünü arttırdığı için İlerleyen zamanlarda bundan geri çekildiğiniz zaman kalp buna yetersiz kalabilir ya da damarlar yetersiz kalabilir. Bu da belki de kalp krizine falan bile sebep olabilir. Yüksek yani. Tansiyondan aynen. Beyin kanaması aynen. Gibi. Bu en son Joe öldü. Neydi onun beyinde anevrizma. Bu neden öldü? Yüksek oranda kardiyovasküler sistemi tetikleyen ilaçları aldı. Dolayısıyla kalp yüksek nabza çıktı. Ondan sonra yüksek nabız, yüksek tansiyon yaptı. Yani. Yüksek tansiyon beyne vurdu. Beyinde anevrizma oldu. Beyin damarları şişti. Beyin damarları şişince damarlar patladı ve beyin kanamasından öldü arkadaşlar. Ben bununla alakalı video da yaptım ve benim bu açıklamamı daha hiçbir kanalda açıklamadı. Yani asıl tıbbi ölüm sebebini. Tıbbi ölüm sebebi buydu sevgili arkadaşlar. O yüzden bu şekildeki kardiyovasküler sistemi etkileyecek ilaçlardan, yani şimdi bir kendimden örnek vermem gerekirse 30 yıllık sporcuyum. Benim kalbimin yüksek nabıza dayandığı nabız seviyeleriyle sizin yüksek nabıza dayandığı nabız seviyeleri bir değil. Yani benim kullandığımı sizin kullanmanız gerekmiyor. Benim kullandığım sizin kullandığım kadar siz kullanırsanız belki de ölürsünüz. Ben kullanıyorum demiyorum ama herkesin kapasitesi farklı arkadaşlar. Siz internette gördüğünüz internet fenomenleri gibi antrenman yaparsanız, onların kullandıkları kullanırsanız, internette gördüğünüz profesyonel sporcular gibi yapmaya çalışırsanız Allah korusun yüksek risktir. Çok kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bu şey kullanmaları tabii ki yine risk yüksek, yani profesyonel sporcular da olsa onlar için de büyük risk, ama bunlar en azından bunu kontrollü bir şekilde yapabiliyorlar. Tecrübe edebiliyorlar bir yere bilmeden kadar. En düşük bir vitamin dahi bilmeden ya da bilinçsizce kullanılmamalı. Çünkü fazla alabilirsin. Bu da birikir vücutta. Hı-hı. Bu da böbrekleri yorar. Hı-hı. Ya en azından bir bilen biriyle ya da bunu kendine göre eğer bir şeyin varsa, belirleme oranın varsa ya da alışkanlığın varsa kendi vücudunun isteğine göre bunu ayarlayabilirsin. Evet. Yani yetersizse bir tık arttırırsın. Baktın fazla geliyorsa azaltırsın ya da bunu bir doktorla ya da bilen bunun için uzmanıyla görüşerek. O yüzden arkadaşlar hem bu sistemlerde hem sağlıkla alakalı konularda muhakkak bir bilenle çalışın. Bir doktor tavsiyesiyle çalışın. İyi bir hocanız olsun, hocanıza danışarak çalışın. Kafanıza göre her şeyi kullanamazsınız. Profesyonel sporcular kullanıyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor, onu yiyor, bunu yiyor diye. Siz günde tutup 2 kilo et, 1,5 kilo pirinç yiyemezsiniz. Aynen. Siz tutuyor, profesyonel sporcu 2 saat antrenman yapıyor, 250 squat'a giriyor, 150-160 kilo bench press'e giriyor diye siz bunu deneyemezsiniz, yapamazsınız. Böyle bir dünya yok. O yüzden arkadaşlar siz kendi kapasitenize göre antrenman yapın muhakkak ve muhakkak bilinçli çalışın. Bugün Hasan'a ben bunları sormak istedim. Size de bilgilendirsin istedim. Bir yıllardır bu mesleği yapıyor ve yoğun bakımda çalışıyor kendisi. Ne hastalar geliyor, kimler geliyor? Ya yoğun bakımda çalışanların da Allah yardımcısı olsun. Her işin bir zorluğu var hocam. Bir geliyor bacağı yok, bir geliyor kolu yok, bir geliyor kafası patlamış. Aynen. Her türlü hasta bunları görüp de çalışmanın psikolojik olarak bile çok büyük zorluk yanları var. Aynen. Kolay değil arkadaşlar.
Bu videomuz bu kadardı. Son bir şey demek istiyor musun? Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gündü. Güzel ter attık. İyi de bir İnşallah antrenman yaptık. İnşallah elinden gelince güzel bilgiler verebilmişsindir. Bugün antrenman videosunu yayınlayacağım. Antrenman videosundan sonra da bu video gelecek arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Hasan'cığım. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu video çok yararlı bir video oldu. Arkadaşlarınızla paylaşın. Sorunuz varsa soru sorabilirsiniz. Cevaplarız arkadaşlar. Zili açın. Kanalın zilini açın ki her yayınladığım videoda size düşsün. Bol bol video çekmem için de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.